Buyurun. Türkovak için fazüç çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze Türkovak aşısını fazüç çalışma kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde sadece 3 şehirde, İstanbul, Ankara ve Kayseri'de çalışma devam etmekte. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesi'nde de fazüç gönüllüleri alınmaya devam ediyor. Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık 1100 gönüllüye Türkovak aşı çalışması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor. İkinci dozlarını olmaya başlayan Ankara'da, İstanbul'da gönüllüler mevcut. Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı. Lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi hayatı tehdit edebilecek ya da tıbbi bir ihtiyaç, tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etkiyle karşılaşmadık. Şu an için gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 3 şehirde olduğu için şunu belirtmek istiyorum. Türkovak çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimiz takiplerine gelebilmek, devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartıyla farklı illerden merkezimize başvuru kabul ediyoruz şu an için. Bu şekilde başvurularını da yapabilirler. Kesinlikle vaka artışı şu an için tüm Türkiye'de en belirgin şekilde Kayseri'de ve bizim zaten şehir hastanesinde, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi altına aldığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayımız çok fazla. Kayseri'de özellikle akciğer tutulumlu zatüre tablosuyla seyreden hastalarımız çok fazla. Bu noktada iklimin soğuması, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi nedeniyle ve bir vaka sayılarındaki artışı göz önünde bulundurmadan rehavete kapılmış bir şekilde mesafe, hijyen, maske kurallarına uyulmaması nedeniyle vaka sayımız çok yüksek şu anda. Özellikle bu dönemde okulların açılması, iş hayatının aktif bir şekilde devam etmesinden dolayı maske, mesafe, hijyen kuralları, özellikle kapalı alanların sık sık havalandırılması ve mutlaka aşı takvimine uygun şekilde aşılarımız olmamız gerekiyor. Çünkü bu kışı çok ekonomik açıdan, psikolojik açıdan ve okul devamlılığı açısından güzel bir şekilde atlatmaya tüm Türkiye'nin ihtiyacı var.